hanımlar beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğiniz ve buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz. Yine birbirinden tatlı 5 tane yarışmacımız var. Aha bakın neredeler. Hoş geldiniz Nesli Hanım. Merhabalar İbrahim Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım ya, şu an. Belli güzel. Etmesem de evet. Yok, belli etmiyorsunuz, evet doğru. Etmiyor sevgili izleyenler. Peki iddialı mısınız? Hiçbir şekilde iddiam yok. Hiçbir şey. Yemin edin. Yemin ederim iddiam yok. Emin ettiniz ama yemin etmediniz. Evet. Hemen her şey değişebilir. Peki. Evet. Fark ettiniz bu arada. İnanılmaz. Gerçekten emin etmiş sevgili izleyenler. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Hüseyin Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizde nasıl durumlar? Ben çok heyecanlı değilim. Evet. Tabii yani şu an sanki... İddialı mısınız peki? Çok da iddialı değilim. Yani evet. Yarışıp görmek lazım. Aynen, çok güzel. Eğlenmeye geldik sonuçta. Harika, ayaklarınıza sağlık, çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Selçuk Bey, sizde durumlar nasıl? Çok fazla heyecan yok. Evet. Aslında vardı ama şu anda artık geçti artık, diyelim. Alıştım diyorsunuz. Biraz iddialıyızdır ama her yarışmada farklı yapıyoruz. Bilmiyorum nasıl yapacağız, göreceğiz. Selçuk Bey, yuvarlaya yuvarlaya bakalım iddialı mı değil mi anlatmadan geçiştirdi bizi. Ayaklarınıza sağlık, birazdan göreceğiz zaten. Nurgül Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizde durumlar nasıl? Valla heyecanlı değildim zannediyorum ama şu an... Biraz geldiler bir şeyler, kıpır kıpır. Evet. Harika. Siz iddialı mısınız normalde? Normalde yani uzun zamandır da izliyorum, yarışıyorum, evet. Seviyorum. Yabancı ama burada ne yaparım bilmiyorum. Bakacağız ona. Bakacağız. Ona bakacağız. Yani, kamera, stres falan. Sizin de herhalde destekle. Aynen tabii falan. Canım. Daha olur bir şeyler. Bilmiyorum zaten. Yapacağımızı yapacağız. Ayaklarınıza sağlık. Elif Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizde ne var ne yok? Bende heyecan yoktu ama buraya girince başladı. Girince başladı. Evet. İddia var mıydı? Yok, sıfır. Hiç yoktu. Zaten buraya da girince yok. Evet, aa, çok iyi. Tutarlı en azından. Evet, aynen. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, gördüğünüz gibi ne yaşadıklarını aslında anlayamadığımız 5 yarışmacımız var. Bakalım burada ne yaşanacak. Alkışlarla ilk yarışmacımız geliyor. Arabanın diğer adı ne efendim? Kar mı? Adaçayı olabilir. Adaçay. Kendimi rezil etmeme şu kadar kalmıştı ki bildiniz. Hiç. Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına mesajı yapıştırdığınız gibi burada bizimle yarışma şansını elde edebilirsiniz. WhatsApp numaramızı ekranda yakalayamadık diyenler için ben bir daha okumak istiyorum. Çünkü neden? Çok seviyorum. Aslında ondan değil. Ezberleyemedim sevgili izleyenler. 549-743-47-29 WhatsApp başvuru attığımız. Muhakkak bekliyoruz. İyi günler. Tekrar merhaba. Merhabalar. Ne var ne yok? Güzel, gayet iyi. Evet. Bomba gibiyiz. Neler yapıyorsunuz? Şu an bir makine imalat fabrikasında muhasebe departmanındayım. Çok iyi. Ne makinesi imal ediyorsunuz? Saç döküm, boru kesme makineleri. Evet. Bayağı büyük büyük şeyler. Tabii evet. Çok güzel. Peki başka iş dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında motosiklet kullanmayı seviyorum. Ya şaka. Yeni merak sardım evet. Yaklaşık bir 3 aydır falan. Ehliyeti aldınız. Aslında 50 cc'lik. 50 cc B sınıfıyla kullanabiliyorsunuz. Tabii kullanabiliyorum. Seyahat etmeye bayılırım bu arada. Motorla değil inşallah. Yok. 50 cc'yle rüzgar alır götürür sizi. Evet. peki o ev çevresinde mi dolanıyorsunuz? Yok, o kadar 50 değil. Cc'yle. Bayağı gidiyorum geliyorum. Bayağı gidiyor. Aynen. Yaka değiştirmiyorsunuz. Yok ama. Hayır doğru. Aynen. Doğru evet. Güzel, çok güzel. Ben de çok severim. Evet ama artık kullanmıyorum. Çünkü kardeşime verdim motorumu. Harika. O kullanıyor. Evet.
Peki motor dışında? Seyahat etmeye bayılıyorum. Harika. En son nereye gittiniz? Tayland'daydım geçen Yok ay. Yok artık, geçen ay. Evet. Nasıldı Tayland? Muhteşemdi, inanılmaz. Ama mevsiminde gitmemişiz. Biraz yağmura yakalandık. Çok iyi. Belirli zamanlarda. Bereket götürdünüz diye idare ederdiniz. Peki, en sevdiğiniz yer neresi oldu seyahat ettiğiniz yerlerden? Mısır'ı çok beğendim. Bir de deneyim olarak daha fazla yapabildiğim için. Aynen. Çok güzel. Kelimelerle aranız nasıl Neslihan Hanım? Şu ana kadar iyiydi sanırım. Zor mu soru? Sınavda gibi cevap veriyor kadın şu an. Ne oldu ki kadına? Kelime dedik bir şey de... Tedirgin olmayın ya, ne oldu ki? Yani bir şey olmaz. Hani ben yardım edeceğim zaten. Yani şimdi çok iyi derim, zor sorarsınız falan. Sorular hazır zaten, ben yeni bir şey yapamam. Öyle mi? Tabii tabii. Hmm. Siz o yüzden yapıştırın. Ben size bakayım hatta nasıl. Yani. Yani. Olur olur. Mesela bir şu puanı alsam çok mutlu olurdum dediğiniz bir puan var mı? 5000'i geçeyim benim için... Okey. 5000 mi? Evet. Neslihan Hanım 5000'e alırsın zaten. Yani İbrahim Çok Bey... büyük aksilik çıkmazsa aldırırız biz size 5000. Öyle mi? Tabii tabii, omuz falan vereceğiz o kadar. Çok bonkörsünüz. Yo estağfurullah, ben bonkör değilim. Siz tahmin ettiğinizden daha fazla biliyorsunuz kelime. Umarım. Tabii tabii. Umarım. Bana güvenin. Muhakkak. Başlayalım mı? Görelim lütfen, ne lütfen. Oluyor. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Elbette, kuşkusuz zarfları yerine kullanılan sözcük. Tabii. Hayır. Elbette, kuşkusuz. Bunun kökeni galiba Türkçeymiş. Şey be, öyle oldu nokta nokta deriz. Öyle oldu. Anadolu'da çok sık kullanılır. Tabii. Değil. Tabii değil. Kuşkusuz. Peki. Pekala. Yok. Değil. Kesinlikle. Birine güveniyor. Kesin birine güveniyor. Yok yok, şöyle cümleyi şöyle kurabiliriz. Öyle yaptı ama birine güveniyor nokta nokta diye tamamlarız. Yok. Birine güveniyor. Zar. Zar. Olacaktı. Zar. İbrahim Bey biraz yardım. Ama İbrahim Bey yardım edecek vakit bırak. Laps diye tabii dediniz. Evet doğru. Yani bir nefes alsaydınız belki harf aldırırdık, bir şey yapardık. Ben burada sorumluluk kabul etmiyorum. İlk elin günahı olmaz. İlk elin günahı olmaz. Bu bir şey değil. 9000 puan yatıyor orada. Bakalım efendim, ikinci 4 harfli kelimemiz geliyor. Tıptan geliyormuş. Bak hadi hayırlısı. Evet. Kirli sularla sulanmış olan sebzelerde bulunan mikroplarla oluşan ateşli bir bağırsak hastalığı. Harf alayım. Evet. F. Dizanteri vardır. Bu vardır. Tifo. Tifo doğru cevap. Efendim 5 harflere geçtik. Bir sıfat soruyoruz. Buyursunlar. İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse, kişizade. Harf alayım. Tamam. Y. Basit düşünün. Köklü bir aileden geliyor yani. Harf alayım. Harf alayım diyor. O. Soylu. Soylu doğru cevap. 5 harfli bir başka kelimemiz gelecek. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım nasıl sorduk. Argo'da yalan, uydurma söz anlamına gelen kelime. Palavra, yalan, hikaye. Bana nokta nokta okuma. Bana masal anlatma mı? Değil. Bana şey yok. Ne okumaydı o ya? Harf alayım. Harf verin. Harf alayım. Ve demin ne dediniz? Masal dedim. Hah, işte yerine onu koyun, söyleyin. Harf alayım. Aa, beni dinlemiyorsunuz. Boşuna harf aldınız. Demin bana ne... maval okuma. Maval doğru cevap. Ama Neslihan Hanım dinlemiyor efendim. İpucu istiyor, dinlemiyor. Kime şikayet edeceğimi de bilemiyorum. Dedim ki o harfi işte değiştirin, oraya koyun dedim. Siz doğru. Harf aldınız. Çok haklı bir haykırış. Hanımefendi ezber konuşmaya başladı. Tamam Neslihan Hanım. Efendim 6 harflere geçtik. Mastarlı bir cevap isteyeceğiz sizden. Gelsin bakalım sorusu.
ince aralıklardan veya gözeneklerden yavaş yavaş akmak. Sızmak. Sızmak doğru cevap. Yine altı harfli, yine tek kelime. Gelsin bakalım soru. Hasırdan örülmüş kulplu torba. Çanta. Yok ya. Çuval, hasırdan örülmüş kulplu torba. Arapça kökenli. Harf alın. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Harf aldık. Torba. Torba zaten. Torba değil. Torba harf alayım. Harfli. Bir harf daha aldık. Çember. Çember çok, evet, tanıma çok yaklaşık bir şey ama değil. Şey, harf alayım. Son bir harf daha. Gökten neyle iniyor efendim? Zembille iniyoruz. Zembil. Zembil doğru cevap. Nesli Hanım, telaffuzumu da bozdunuz. Zembil dedik. Allah'ım ya Rabbim ya. Öf. Her şey olabilir şu an. Her şey olabilir diye diye neler oldu Nesli Hanım. Yedi harflilerdeyiz. İki kelime, bir deyim soracağız. Bakalım hangi soruyla soracağız. İş işten geçtikten sonra alınan boş önlemlerin bir kıymeti olmadığını anlatmak için kullanılan bir söz. Böyle harf oldu. Alayım. Alın. Buyurun hemen verelim. F. Çok güzel yerden geldi. Harf alayım. Harf verdik. A. Öyle olsaydı olurdu ama şimdi nokta nokta. Harf alayım. Harf alın. N geldi. Nafile. Değil, iki kelime. Bir harf daha harf alayım. Aldık bir tane daha. Elden bir şey gelmez. Ne fayda? Ne fayda doğru cevap. Nesli Hanım, 1700 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız. 1 dakika 18 saniye süremiz var. Bundan sonra hızlanıyoruz. Tamam. Hızlanmazsak yanarız. Yani son soruyu göremeyiz. 1 dakika 18 bizi parçalar çünkü. Doğru. Devam ediyorum. Lütfen. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap için soru gelecek. Yapım eki almış bir kelime öğrenmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bir soruyla. Çocukların yetişkin rollerini taklit ederek oyuncaklarıyla oynadıkları bir oyun. Evcilik. Evcilik doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Tarihten geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Osmanlılarda sürekli görev yapan atlı ve yaya askerlerden oluşan teşkilat. Yeniçeri. Değil. Lap diye sen. Evet. Görev yapan nokta nokta atlı. Askerleri. Nokta nokta askerleri. Ne öyle askerleri? Duymuşsunuzdur. Gitti sanırım. Hayır efendim. Aa. Edirne'deki sınırın adını biliyor musunuz? Hayır. Çok, keşke bilseniz, bilseniz bunu da bilirdiniz. Efendim, nokta nokta askerli. Nerede bekliyor bu askerler çoğunlukla? Kapıda bekliyorlar. Heh. Yeni kapı. Yeni kapı askerleri değil tabii ki Nesli Hanım. O var, kelimenin içinde var. Kapı kulu askerleri olacaktı. Üzgün alkışı yedik ağzımızın ortasına sevgili izleyenler. Edirne'de tabii Tayland'a giderken Edirne'yi atlamışım. Edirne'den geçmediğiniz geçmedik. İçin kapı kule. Kapı kule doğru. Doğru değil mi? Doğru. Hatırladınız ben deyince. Evet. Çok güzel. Onu bilseydiniz cart diye kapı kulu. Gerçi kelimeyi bile unuttum. O kadar çok kafamın içinde kapı kulu kapı kule kapı kulu kapı kule dedim ki manyağa dönmüşüm fark etmeden. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli mastarla bitiyor. Şimdi istediğimiz cevap. Bakalım nasıl sormuşuz. Gelsin soru. Bir düşünceyi gerçekleştirme işi anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Verelim. Y. Harf alayım. L. Bir düşünceyi gerçekleştirme işi. Eylem. Gibi bir şey. Mesela düşünceyi ne yapıyoruz? Hayata geçirdim. Yani? Oluşturdum. Çok güzel. Bir harf daha alın. Bir harf alayım. Aldık. G. Bir sesli harf koyun. Durdurun süreyi. Ay. Evet. Şimdi bir sesli harf koyun.
Ay. Hayır. Ey. Hayır. Oy. Hayır. Uy. Evet. Uygulamak. Uygulama. Uygulama doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Çok incitmeyen ama çok da yumuşak olmayan üslup anlamında kullanılan mecaz. Kaba saba. Değil. Ama bak çok sert değil. Bir harf alayım. Tabii buyurun. Harf alayım. S. Güzel yerden geldi. Harf alayım. Aa. Alacağız yani. Tamam durdurun artık. Şimdi çok yumuşak değil. Yani sert. Heh. Tatlı sert. Tatlı sert doğru cevap. Efendim şimdi 10 harflilere geçtik. 10 harfli ilk istediğimiz cevap 3 kelime. 3 kelime cevap istiyoruz sizden. Ama basitçe bir cevabı var. Bir atasözü kendileri. Ne oldu? Atasözü hatırladın mı? Ne atasözü? Biliyorsunuz atasözü. Evet biliyorum. Evet biliyorsunuz. Hatta çok yakından bildiğimiz bir atasözü sözü olacak. Gelsin bakalım efendim. Yine deminki gibi ben soruyu sorarken basabilirsiniz. Soruyu görelim. Gösterilen saygının kişiliğe değil giyim kuşam düzgünlüğüne olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz. Gösterilen... Ye kürküm ye. Ye kürküm ye doğru cevap. Son sorumuz birleşik bir kelime efendim. 10 harfli bakalım nasıl sormuşuz. İstanbul'da Kuru Çeşme ile Bebek arasında yer alan tarihi yalılarıyla ünlü semt. Biliyorsunuzdur bunu belki. Kuru Çeşme, Bebek, Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş'tan çıktınız. Beşiktaş'tan çıktım. Çıktınız. Gidiyorum. Ne tarafa doğru? Bebeğe mi? Ha, Bebeğe doğru gidiyorsunuz. Tamam, Sarıyer. Ne yaptınız? Yok. Bebekten sonra Sarıyer. Ortaköy'e geldik. Geldim. Ortaköy'den Kuru Çeşme. Oradan? Yok. Ve? Bu hanımefendi İstanbul'da yaşamıyor ki demek. Kaldırı mı var bu? Arnavutluk. Arnavutluk. Nesli Hanım. Gerçekten. Çok özür dilerim. İpucu verecek vaktim kalmadı. Arnavutluk evet. Soruyu tekrar etmek isterim. İstanbul'da Kuru Çeşme ile Bebek arasında kalan yalılarıyla ünlü semte Arnavutluk dediniz. Çok haklısınız. Çünkü o kaldırım da Arnavutluk kaldırımıdır. Nesli Hanım. Ya ne güzel 5000'i geçiyorduk ya. Şunu bilseydik. Evet, hay evet, Allah. Evet. Neyse 3500 puan ama hak ettiğiniz bu puan değil bu. Yani daha iyisi için demiyorum ama 3500 ben sayı olarak beğenmedim size. Bir daha belki karşılaşırız. Orada daha ben artık daha yardım edeceğim size. Kelimeyi falan söyleyeceğim Nesli Hanım. Çok eğlenceli oldu çok ama iyi ki geldiniz. Ay, çok teşekkür ederim. Çok birinci yarışmak benim için dezavantaj oldu. Aynen tek probleminiz oydu Nesli Hanım. Doğru. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz çok vallahi. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hanımlar beyler Nesli Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor. Madeni tokmak ne ya? Evet, efendim? Kalkmadan kalkmıyor muyuz? Yo, bitmedik daha. Aa. Nereye ya Zeliha? Ya gideyim daha. Zaten benim de kızım geliyor, ben haftaya gelemem. Aile babaları için derler. Reis. Tamam, şımardık. Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Hüseyin hoş Bey. Neler yapıyorsunuz? Öncelikle işimi söyleyeyim ben. Öncelikle neydi? Balın diyarı zon. Aile hekimi yapıyorum. Metris cezaevinde. Aa, evet, aa kolay gelsin. Evet, farklı bir yer.
hafta içi o şekilde geçiyor. Onun dışında yeni evlendim bu arada. Aa, tebrikler. Evet. Eşim öğretmen. Eşiniz öğretmen. Evet. Harikulade, ne kadar güzel. Peki iş dışında ne yapıyorsun? İş dışında film, dizi izlemeyi çok severim. Çok güzel. Yabancı dizi olmak üzere. Yani gezmeyi de tabii severim de çok zaman bulamadık. Bir tatil balayında bir gezebildik biraz. Nereye gittiniz? Antalya'ya gezdik Türkiye'de. Çok güzel. Aspendos vesaire biraz. Aspendos, evet. Güzel. O kadar, tamam. Boşak. Daha ne zaten balayına gitmişsiniz. Dönüp iş başı yaptınız büyük evet, ihtimalle. Mesai devam ediyor. Peki evet. Kelimelerle aranız nasıl? Yani evde aslında çok da kötü değil. Neden? Çünkü eşiniz öğretmen ve yanınızda. Evet, o biraz kendine güvenmese de bence tabii yardımcı oluyor. Evet. Burada tabii ne olur bilemeyiz. Burada eşiniz yok, evet. Ben varım. Siz de yardımcı olursunuz umarım. İnşallah. Demin denedim ama Arnavutluğa yapacak bir şeyim kalmadı. Gerçekten yani bazen tabii burası stresli bir yer sevgili izleyenler. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama gerçekten bazen hakikaten olmuyor. Yani yoksa Nesli Hanım tabii ki Arnavutköy'ü biliyor. Arnavutluğu daha iyi biliyormuş. Sadece tek farkı oldu. Ay duramıyorum. Neyse, bir hedef puanınız var mı? Kardeşim 7500 almıştı, onu geçmek gibi bir hedefim var. 7500'ü geçmek istiyorsunuz, evet, 7600'ü okeyiz. Evet, onu geçersem yeterli. Hadi bakalım, fena puan değil gördüğümüz kadarıyla. Evet. Bakalım neler yaşanacak, başlayalım mı ufak başlayalım. Ufak? Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelime geliyor. Geçerli olan, yürürlükteki anlamına gelen sıfat. Aslında biz bunu çok böyle kullanma hesaplar için kullanırız. Bir harf alayım. Alın, bir harf alın. Ülkelerde bunun açığı vardır. Cari. Cari, doğru de, doğru cevap. O ara dilim şişmiş Hüseyin Bey. Efendim, dört harfli ikinci aradığımız cevap hayvanlar aleminden geliyor. Buyursunlar. Uskumrugillerden ufak pullu en fazla 60 kilograma çıkabilen bir balık türü. Harf alın efendim. Bir harf alayım. Bir harf aldık. K. Gelmedi şu an. Başa, bir harf daha alayım. Peki, buyurun. Y. Biz durdurabilirsiniz. Hüseyin Bey, başına bir sesli harf koyun. Ak. Ha? Akya. Akya, doğru cevap. Çok böyle hani hiç düşünmeden söylediğim, yaptığınız için acaba nereye kadar gidebiliyoruz diye merak ettim ben. Bir şey biliyordur herhalde. Laps diye bastı. Bomboş güvenmesi gözlerle. Evet, evet. Efendim, beş harflilerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime geliyor. Neden? Çünkü editörümüz aşık. Hadi buyurun, gelsin. Görüştü kendisiyle. Yazı veya sözle gönderilen bilgi. Mesaj. Doğru. Mesaj, doğru cevap. Efendim, beş harfli, bu sefer Farsça kökenli. Buna bir neden bulamadım editöre. Gelsin bakalım nasıl soru. Eski dilde giden, yürüyen anlamına gelen sözcük. Buna kopya. Harf alayım. Harf alın, çünkü ben buna ipucu veremem. Yola nokta nokta olmak. Revan. Revan, doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Yine Fransızca kökenli. Bilin bakalım neden. Gelsin bakalım soru. Tamamen dijital, şifrelenmiş, sanal para kripto. Birimi. Kripto. Ne? Kripto. Kripto, doğru cevap. Efendim, altı harfli bir diğer aradığımız cevap dünya coğrafyasından geliyor. Buyursunlar. Lazio, Toskana, Liguria gibi çeşitli bölgelerden oluşan Avrupa ülkesi. İtalya. İtalya, doğru cevap. Evet, yedi harflilere geçtik. Gastronomiden geliyor. Gelsin bakalım gastronomiden ne geliyor? Yumurta sarısı, zeytinyağı ve limonla yapılan koyu kıvamlı bir yiyecek. Sos olarak kullanıyoruz biz bunu aslında. Mayonez.
Mayonez doğru cevap. Sever misiniz? Ben daha çok ketçap ve barbekü seviyorum. Ketçap ve barbekü seviyorsunuz, mayonez sevmiyorsunuz. Tamam. Efendim 3300 puandayız. Yarışmanın tam ortası. 2 dakika 22 saniye süreniz var. Alabileceğiniz çok harf var ama onları hiç düşünmüyoruz şu an. Fena durumda değiliz. Siz nasıl düşünüyorsunuz? İyi gibi. İyi gibiyiz. Evet. Fena değil. Evet. Devam ediyorum o zaman. İkinci 7 harfli cevabımızın sorusu gelecek. Gelsin bakalım. Nasıl bir soru? Bir şeyi benzerlerinden ayıran nitelik. Basit düşün. Özellik. Özellik doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk aradığımız cevap 2 kelimeymiş. Gelsin bakalım. Çok basit. Birbiriyle evlenmiş kadın ve erkek. Karı koca. Karı koca doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz hala. Mastarla biten bir kelime soruyoruz. 2 harfli mastar ama. Gelsin bakalım. Tek kelime mi? Tek kelime. Bir iş karşısında isteksiz davranma. Savsaklama. Değil. Harf alın. Bir harf alayım. Alalım. Ü. İsteksiz davranma. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. S. Şemmey. Terziler mi kullanıyordu o bir aleti? Bir harf daha alayım. Parmağına iğne batmasın diye. Sükse. Değil. Sükse değil, alakası yok. Şöyle, terziler bir dikiş dikerken parmaklarına bir alet takarlar iğne batmasın diye. Biliyor musunuz onun adını? Bilmiyorum. Peki. O zaman çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Çünkü benlik bir şey kalmadı. Siz parmağınıza ne takıyorsunuz? Yüzük. Yüksemek. Hayır canım. Yüksümek. Hayır. Yüksümek. Bir harf eksik oluyor. İki harfli mastarla bitiyor. Yüksünme. Yüksünme doğru cevap. Gerçekten. Bildiğiniz bir kelime aslında. Tabii ki bildiğiniz bir kelime. Yüksük diğer şeyin adı da. Aletin adı da. Efendim 9 harflilere geçtik. Mastarla bitiyor. Bu sefer bildiğiniz şekilde bitiyor. Gelsin bakalım. Bir süreliğine ya da tamamen görüşmemek üzere son kez ayrılmak. Esenleşmek. Vedalaşmak. İki kelime. Vedalaşma. İki veda etmek. Veda etmek doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. Son 9 harfli kelime cevabımızı isteyeceğiz sizden. İki kelime. İsim soylu sözcüklerden oluşuyor. Gelsin bakalım. Düğünde geleneksel olarak gelini temsil eden aile. Kız tarafı. Kız tarafı doğru cevap. Efendim 10 harflilere geçtik. Yine 2 kelime, yine 2 harfli mastarla bitiyor. Mecaz anlam soruyoruz. Parmağınızla böyle yapıyorsunuz. O hesap yapıyorsunuz. Evet. Kelimeleri yerlerini belirledin. Gelsin bakalım. Mecaz olarak yapılan hata karşısında birini uyarmak anlamına gelen tabir. Bir hata karşısında birini ikaz etme gibi bir şey. Mecaz olarak ifade ediyoruz bunu. Bir harf alayım. Harf alabilirsiniz evet. Ç. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alabiliriz. U. Ben onu azarladım merak etme sen falan gibi. Kulağını çekme. Ha? Kulak çekme. Kulak çekme doğru cevap. Efendim son sorumuz geliyor. Sevgili izleyenler Fransızca kökenli. Kıps anladınız siz. Efendim tıptan geliyor. Buyursunlar. Cerrahi müdahale öncesi vücudun tamamı veya belirli bir bölgesindeki duyunun geçici olarak yok edilmesi işlemini yapan uzman. Anestezist. Anestezist doğru cevap. Şansınıza. Evet, son soru da tam size göre geldi gerçekten. 8900 puan kazandınız Hüseyin Bey. Çok tebrik ediyorum. Bekliyor muydunuz? Yok, beklemiyordum. Beklemiyordunuz. Evet. Sizden sonraki 3 yarışmacıyı süper tedirgin ettiniz. Bakalım neler yaşanacak. Şimdi ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir şey daha diyecekmişsiniz gibi.
Yo değil. Ben kendi kendime uyduruyorum. İstiyorsanız... Benim bugün neyim var sevgili izleyenler? Arnavutluk beni bitirdi Hüseyin Bey galiba. Hazır o zaman kalmışken bir selam gönderebilir miyim? Aleykümselam. Buyurun. Buradan o zaman çalışma arkadaşlarıma gelirken şey yaptılar da çok ısrar ettiler. Buyurun. Metris cezaevindeki çalışma arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Biz de selam gönderiyoruz. Gerçekten Allah kolaylık versin. Oğlum teşekkür ederim. Bakalım neler yaşanacak. Belki hafta finaline gideriz Hüseyin Bey. Tabii bilemiyorum. Orada biraz daha sohbet ederiz hep. Tabii. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Hüseyin Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor. Hara. Gerçekten Türkçe'mi aldı Elif onu. Hay bin Kunduz. Aa. Üzgün alkış. Bu ne oldu şimdi? Bana bir şey mi? Torpil mi geçirdin? Torpil de torpil. Kaza ya. Arhavi. Belçika'nın başkenti. Hanımlar, beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Selçuk Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben İstanbul'da özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Aa, ne kadar zor bir işiniz var. Zor. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Bugün de doktorları ağırlıyoruz. Öyle denk geldi. Gerçekten harika. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında oldukça fazla hobilerim var. Yani amatör pilotluk lisansım falan var. Uçuyor musunuz arada? Uçuyorum. Hatta oğlumu da uçuruyorum. Ona da aşılamaya çalışıyorum. Ay ne güzel. Onun dışında amatör denizcilik belgem var. Bir de ufak teknem var. Çok güzel. Denizcilik. Nerede tekneniz? Üsküdar'da. Üsküdar'da. Evet. Karşının taksisiyiz. Evet, öyle gibi. Çok güzel. Ben de öyleyim. Onun dışında bir de minibüs karavanım var. Hafta sonları. Aa. Doğa. Gezmeyle ilgili ne varsa kara, hava ve deniz bütün yani, yolları kullanabiliyorsunuz. Bulduğumuz bütün fırsatlarda İstanbul'dan kaçmak üzere. Çok tebrik ediyorum beceriniz dolayısıyla. Evet, teşekkür ederim. Peki kelimelerle aranız nasıl? Çok fazla kelime bilgim var. Hakimim Türkçe'ye çok fazla ama buradaki yarışma çağrışım yarışması biraz. Evet. Ben biraz hep ikincil anlamlara daha çok o kolayları gözümün önüne getiremiyorum. Asıl problem de orada oluyor zaten. Evet. Usu ben destek İnşallah. Olmaya çalışacağım. Ya Arnavutluk da sizden çıkar mı? Göreceğiz. Bakalım ama. Olabilir, her şey olabilir yani. Siz biraz daha sakin görünüyorsunuz Neslihan Hanım. Çok heyecanlıydı. Hala arkada bakın heyecanlı. Laps diye bistrodan şöyle sağa kalkılır diye ödüm kopuyor sevgili izleyenler. Ne yapalım, ufak ufak başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Argo'da herhangi bir emek ve çaba harcanmadan elde edilen çıkar, kolayca sağlanan menfaat. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Biz bunu aslında bu anlamıyla çok şey yapmıyoruz. Biz şey anlamıyla... Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Tufa. Hah? Tufa doğru cevap. Efendim, dört harflilerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli hukuktan gelen bir kelime, buyursunlar. Belirli bir sürenin sonunda belirli bir paranın belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet. Faiz? Değil. Senetin adı. Bono. Bono doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Su, elektrik ve doğalgaz tüketim miktarını ölçen alet. Sayaç doğru cevap. İkinci beş harfli kelimemiz Rumca kökenliymiş. Sorusuna bakalım. Halk arasında yaban armudu ya da dağ armudu olarak bilinen meyve. Allıç diyeceğim, değil. Değil. Ahlat. Ahlat doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Bir metinde ya da konuşmada bir düşünceyi, bir sözcüğü birçok kez yineleme. Tekrar. Tekrar doğru cevap. Yine altı harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım.
Verecek cevap bulunamadığında açık bir anlamı olmayan, gelişi güzel söylenen söz. Etmek fiiliyle beraber kullanıyoruz. Böyle cevap veremiyorum ben size. Bir şey sordunuz. Nokta nokta ediyorum. Siz de diyorsunuz ki nokta nokta etme, düzgün cevap ver. Bir harf alayım ben. Bir harf verelim. K. Kemküm. Kemküm doğru cevap. 7 harflilerdeyiz efendim. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan birinin 5, diğerinin 3 gelmesi. Pencüse. Ne? Pencüse. Pencüse doğru cevap. Efendim 3400 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız. 2 dakika 28 saniyede süremiz var. Gayet iyi durumdayız. 6 tane daha harf alabilirsiniz. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Efendim 7 harfli bir diğer aradığımız cevap 2 kelimeden oluşuyor. Yine hukuktan geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Mahkemelerin 1 sene içindeki çalışma süresi. Adli yıl. Adli yıl doğru cevap. 8 harflilere geçtik. 2 kelime cevabımız ve ikinci kelime edat. Gelsin bakalım. 2 kelime ve edat. Evet. Her an hazır, sağlam ve dinç duran kimseler için kullanılan deyim. Sağlam ve dinç duran kimseler. Evet. Böyle. Böyle. Sert kaya. Değil efendim. Harf alın. Harf alayım. Bir tane harf verelim. Ç. İkinci kelime edat. Evet, çelik gibi. Değil. Ama edatı tutturduk. Ne gibi? O çakı gibi. Çakı gibi doğru cevap. Çelik gibi de zaten 9 harf oluyor. Evet, fark sonra göremedim. Evet. Efendim 8 harfli bir diğer aradığımız cevap mastarla bitiyor. Buyursunlar. Tek kelime. Tek kelime. Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka şey üzerine çekmek, meşgul etmek. Oyalamak. Oyalamak doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz sevgili izleyenler. Gelsin soru. Yine tek kelime. Evet. İş dünyasında kişinin kimliğini tanıtan genellikle beyaz renkli olan ince karton parçası. Yaka kartı. Değil efendim. Kim? Yok yok, ben sizle tanıştım. Size o karton parçasını veriyorum. Kartvizit. Kartvizit doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Hala 2 kelimeden oluşan bir spor terimi soruyoruz. Mastarla bitmiş. Gelsin bakalım. Lig takviminde bir takımın o hafta maç yapmaması durumu. Bay çekmek. İyi başladınız. Bay geçmek. Bay geçmek evet. Doğru cevap. 10 harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. İnsan bilimi uzmanı anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Humanoloji? Değil. Değil, insan bilimi. Değil. Daha basit i̇nsan düşünün. Bilimi. Fransızca kökenli. Uzmanı insan. Bu zaten. İnsan bilimi uzmanı. Evet. Harf alın. Harf ya alayım. Da, evet, bir tane alayım. P. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. N. Bir sesli harf koyun başına. A koydum. Hadi bakalım ne oldu? Antropolog. Antropolog doğru cevap. Son sorumuz. Cevap iki kelime mastarla bitiyor. İki harfli mastarla bitiyor. Ve müzikten geliyor soru. Buyursunlar. Bir sazı yanlış çalmak ya da söylemek. Tek kelimeydi değil mi? İki kelime. Aa, iki kelime ve yanlış çalmak ya da söylemek. Evet. Hani ben süremiz var. Var. Ben mesela kaç harf alabilirim şu anda? 3 harf alabilirsiniz. 3 harf alabilirim. Ben mesela şarkı 2 harf alabilirsiniz süre arttırmanız gerekecek. Detone olma. Evet efendim. Detone olma doğru cevap. Selçuk Bey 9200 puanımız var.
Çok iyi. Çok iyi gerçekten. 27 saniyede arttırdınız. Mahvettiniz sizden sonraki iki yarışmacıyı. Hayır, Hüseyin Bey'i de paketlediniz, o ayrı. Yani onu zaten geçtik ama onun amacı 7500'ü geçmekti. O şimdi bütün sülalede havasını atabilecek anladığımız kadarıyla. Bizim amacımız da rezil olmamaktı. 9200'ü gördük. Bizim için de çok iyi. Bayağı tabii canım, estağfurullah, ne rezil olması bu puanla üstelik. Çok tebrik ediyorum. Bakalım sizden sonraki iki yarışmacımız neler yaşayacak. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler, Selçuk Bey'i alkışlarla uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor. Bir müzik kutusu yok. Sizin de ağzınızın ayarı yokmuş herhalde ya. Aa! Kendisi kapıda şu an gözyaşları içinde. Umarım Eren birazcık utanıyor. Yakışmadı. Uzun bir reklam alırsınız herhalde araya. Verirlerse alırız. Balat ağır olmaz. O zaman değiştir. Harfleri değiştir. Bu daha zor. O da yoruldu, yazık. Evet. Sevgili Buto. Aklıma Müptezel geliyor. Hanımlar, beyler, işte dördüncü yarışmacımız masadaki yerini aldı. Nurgül Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Emekliyim. Emekliliğin tadını çıkartıyorum. Oh ne güzel. Hiç göstermiyor. Genetik artılarınız var belli. Olabilir. Öyle derler. Öyle derler. Evet. Ben de sıradan bir şey demiş oldum. Gördünüz mü sevgili izleyen? Nurgül Hanım, neler yapıyorsunuz? Emeklilik dışında. Emeklilik, yani emeklilik zaten hani evde olmak anlamında değil ama işte ne bileyim, resim yapıyorum, koroya katılıyorum, işte geziyorum, seyahat ediyorum. Güzel. Hatta yakın zamanda Arnavutluğa gittim. Nesli Hanım'a efsane oldu ya. Aynen. Ne bileyim, Yunanistan'a gittim. Bunlar bu. Çok işte, güzel, geziyorsunuz. Gezdim, da. Geziyorum. Harika. Da. Kelimelerle aranız nasıl? İyi. Yani iyi olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum tabii burada ne kadar başarılı olabilirim, bilmiyorum. Bilmem ne, onunla burada işler karışıyor. Evet. Normaldekini merak ettim zaten. Normalde de oynarım, severek de izliyorum. Üstelik sizi de çok seviyorum. Çok zarifsiniz. Çok da uzun zamandır takip ediyorum sizi. Arzu Tramvayı'nda. Evet, Alice'de seyrettim. Ondan sonra çok da siz dijital kanallarda da sıkı takipçinizim. Ben o zaman ilk kelimeyi isteyeyim. Tamam. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Uygunsuz söz söyleme, uygunsuz iş yapma. İyi nokta nokta yaptın. Halt. Halt. Halt doğru cevap. Halt, yani haltı ben böyle kullanmıyorum açıkçası. Meğer o kadar da sorun bir şey değilmiş. Üstelik televizyonda da söyleyebildiğimize göre. Efendim, dört harfli bir diğer kelimemizin sorusu geliyor. İnşallah ara ara halt demem sevgili izleyenler. Buyursunlar. Arapça kökenlisi hukuk olan kelimenin Türkçe karşılığı. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Buyursunlar. T. Bir tane daha harf alayım. Aldık. Ü. Harf alayım. Aldık vallahi harf. Türe falan? Değil. Uydurun. Tüfe, tüle, tüze. En sona tüpe, doğru. Tüze. Tüze doğru cevap. Beş harflere geçtik efendim. Gelsin, tek kelime bir cevaba ihtiyacım var. Alabileceğiniz üç harf kaldı. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret. Aynı zamanda bir kadın ismi. Harf alayım ben. Harf aldık. Böyle bir şey... G. Heh. G. Ne? Heh. Ne G? Heh. Sembol. Ay. Harf alayım. Aldık. Sürge falan filan diyesin. Değil. Böyle parıltılı... Simge. Simge doğru cevap. Evet efendim, bir harfimiz kaldı alabilecek. 9200 puana ulaşmak için. Tamam. Ama sadece sorulara bakacağız diyorsanız siz de, ben size hatırlattım. Tamam. Harf aldığınız anda süre arttırmamız gerekecek.
Efendim geldik bir başka beş harfli kelimenin sorusuna. Gelsin bakalım, tek kelime cevaba ihtiyacımız var. Bir kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Ya burası bizim nokta nokta. Alem. Değil. Bizim. Bizim nokta çöplük. Noktaya bekleriz. Yok. Ben tabii böyle konuşunca kadın ne desin, çöplük dedi. Öyle değil. Arapça kökenli. Bizim. Ya bizim nokta noktaya gelin. Mekan. Gibi bir şey. Bizim. O nokta noktadan ev bakıyorum ben. Bölge. Gibi bir şey. Bir harf alayım bari. Buyurun, harf geliyor. U. O noktada. Ay niye bilemedim ben. Bilemedik. Nasıl, başka nereden ipucu verilir? Ben o bölgeden ev alayım. O mahalle değil, bölge değil. Bir tane kaldı zaten diyebiliriz. O bizim o mahallede arkadaşlarımız var gibi. Ay. Alın isterseniz. Alayım bir tane daha harf. Konu kapansın artık, ne yapıyorsak yapalım. Hudut falan gibi. Değil efendim. Bir harf daha mı? Alayım. Harf, tamam. Muhit doğru cevap. Muhit doğru cevap. Yapacak bir şey yoktu aslında Nurgül Hanım. Yani. Yoksa bir dakika boyunca çok bekleyecektik yani. Gibi. Şimdi uçarak gideriz. Tamam. Zaten birincilik iddiamız kalmadığı için. Tamam. Siz bendeki ipuçlarını şimdi görün. Efendim altı harflilere geldik. Hayvanlar aleminden geliyor soru. Bakalım nasıl bir soru gelecek. Balıklarda ve suda yaşayan memelilerde hareket ve dengeyi sağlayan organ. Yüzgeç. Doğru cevap. Yine altı harfli, kısmen tarihten geliyor. Bakalım nasıl bir soru. Eski dilde başkomutan anlamına gelen sözcük. Kumandan. Başkomutan. Bir erkek ismi aynı zamanda. Harf alın. Harf alayım. Evet. Farsça kökenliymiş. Bir tane kulağıma daha alayım. Fısıldandı. Bir tane daha aldık. Tamam artık. Benim kardeşimin adı. İşte biraz da araştırın. Nurgül Hanım. Evet. Geniş değil. Serdar. Serdar doğru cevap. 7 harflilerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bir ikileme bu. Gelsin bakalım. Ben soruyu okurken durdurabilirsiniz harf alıp. Bir işin sıklıkla değil seyrek olarak yapıldığını anlatmak için kullanılan bir ikileme. Bir harf alayım. Aldınız. Evet. Durdum. Deneyelim. Seyrek olarak yapılan. Ara sıra. Ara sıra doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 2600 puanımız var. Hiç fena bir puan değil bu. Yalnız 41 saniyemiz var. O biraz kalp kırıcı. Zorlayacak ama olsun. Çok hızlı davranmamız tamam. Lazım. Ben de takip ediyor olacağım. Tamam. Ama aklınızda bulunsun. Yani sizin haberiniz yokken butona basarsam kızmayın. Tamam olur. Efendim ikinci 7 harfli cevabımız birleşik bir kelime. Gelsin bakalım sorusu. Bir ya da birkaç kişinin kol gücüyle genellikle kapıları kırmakta kullanılan demir araç. Şu şey. Evet. Eski tarihlerde evet. Falan. Top ne? Koçbaşı. Koçbaşı doğru cevap. Efendim geldik 8 harflilere. İki kelime arıyoruz. Cevap iki kelime yani. Biz şu soruyla o cevabı istiyoruz. Aha şu şimdi gönder soruyu. Ansızın alınan tatsız bir haberin insanda yarattığı etkiye verilen mecaz. Üzüntü. Harf alayım. Harf alın. Durdurun. O yarattığı etkiye verilen ad bu. Bu bir mecaz anlam içeriyor. Şeyde de olur. Mesela çok sıcak yaz günlerinde de buna ihtiyacımız olur. Tatsız bir haber insanda yarattığı etkiye verilen mecaz. Tamam, çok sıcak olduğunda mesela ne yaparız?
Ne yaparız? Susarız. Yok yok. Başka bir şey. Kendimizi serinletmek için. Duş alırız. Ha? Duş. Ama nasıl? Sıcak değil. Soğuk duş. Soğuk duş. Doğru cevap. Efendim 8 harfli bir diğer aradığımız cevap kimyadan geliyor. Fransızca kökenli. Çapkın seni. Gelsin bakalım. Bir takım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi. Ha. Kağıdı vardır bunun. Aldınız, durdurun artık. Kağıt. Turnusol. Turnusol doğru cevap. Şimdi efendim bir birleşik kelime soracağım ama ben soruyu okurken harf alıp durdurabilirsiniz. Tamam. Gelsin bakalım iki kelime. Tertipli olma durumu için kullanılan sözcük. Harf aldı onun efendim. Evet. Derli toplu o değil. Üstünüze. Doğru düzgün. Değil. Üstümüze. Nokta nokta verin. Neyi verin? Çeki düzen. Çeki düzen doğru cevap. Yine 9 harfli efendim gastronomiden geliyor kısmen. Aslında tek kelime olarak yazılıyor bu ambalajlarda ama galiba iki kelimeymiş. Hmm. Bu da hadi bak bilgi gibi bir altın bilezik eşe dosta satılır sevgili izleyenler. Geliyor şimdi sorusu. Yine ben okurken fındık, fıstık, leblebi gibi yemek harf dışında alayım. Yenilen yiyecekler. Meyve hoş. Kuru yemiş. Kuru yemiş doğru cevap. Meyve hoş. Allah'tan kullanmıyoruz. Meyve hoş. Meyve hoş getireyim mi bir kase? Bak ne kadar kötü oldu. Efendim geldik 10 harflilere. İki kelime bir cevaba ihtiyacımız olacak. İlk sorumuzda bakalım nasıl soruyoruz? Bir olayın kapısını aralayacak zarif bir fırsat sunmak. Bir olay... Sizin şey sunmanız. Vermek, yok. Şey... çok hayırlı bir şeye. Vesile olmak. Evet, o sondaki harf vesile fazla. Vesile olma. Vesile olma doğru cevap. Son sorumuz efendim. İki kelime istiyoruz sizden cevap olarak. Gelsin bakalım. Toptan tek seferde harf anlamına alayım. Gelen bir söz. Aldı hanımefendi. Evet. Güzel yerden geldi. Topyekün yok. Gibi bir şey. Tek seferde anlamına gelen... Bir söz. Kerede mi? Değil. Tek seferde. Yine bir şarkı geldi aklıma. Neyse hiç asla şu an çok fena oldu. Evet. Tek diyor ya. Tekse yani. İlk, tek. Başka sayı olarak söyleyin. Bir. Bir. Bir kerede mi? Bir. Yok. Nokta noktada silmek. Bir kalemde. Bir kalemde doğru cevap. Bayağı zorladık. Nurgül Hanım zorladık morladık aldık mı 8200'ü aldık. Aldık. Size helal olsun. Çok tebrik ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Aslında çok eğlenceli bir tur oldu bence. Keşke birinci de olabilseydiniz. Keşke. Bir dahakine inşallah. İnşallah. Çok hanımlar beyler Nurgül Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor. Bir 80. Oldu mu? Olmadı mı? Heyecanınıza sağlık. Çok fena. Zoru hemen başarırım. İmkansız biraz zaman alır. Bunun... Takip mesafesi. Bir tansiyonum düştü. Ha. Birini sırtından vuran. Brutus. O eserdeki ismi. Her şey aynı. Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben de emekliyim. Harika. Peki onun dışında ne yapıyorsunuz? Hobi olarak ne yapıyorsunuz? Hobi olarak yemek yapmayı çok seviyorum. Allah aşkına. Evet. En iyi neyi yapıyorsunuz? Yani daha doğrusu en severek yaptığınız ne? Hepsi iyidir de. En severek yaptığım mantı. Allah Allah. Gerçekten mi? Evet. Çok güzel.
Nereliydiniz siz? Annem Azeri, babam Arnavut. Artık her yerden, bütün 72 milletten mutfağa birleştirdim. Evet, anladım. Çok güzel. Ellerinize sağlık. İnşallah bir gün yeriz. İnşallah her Elif zaman Hanım. Beklerim. Beklersiniz de ben gelemiyorum. Ben de bekliyorum ama gelmiyor. Elif Hanım, peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi ama şu an bu ortamda nasıl olur onu bilemiyorum. Doğru, haklısınız. Yani hep dediğimiz şey stres yönetimi. Evet, bir bakalım, de genelde de kolayını soruyoruz biz. Aklınızda bulunsun. Hep böyle Fizan'a gidiyor yarışmacılarımız. Genelde kolayını soruyoruz ama. Başlayalım mı ufak? Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kar. Harf alayım. Almasa mıydınız ki? Basit düşünün. Bir yere verdiniz parayı, kar alacaksınız ona. Bankalar falan. Faiz. Faiz, doğru cevap. Efendim, dört harfli bir başka cevaba ihtiyacımız var şimdi. Bakalım nasıl sorduk. Buna göre şu halde artık anlamına gelen zarf. Harf alayım. Şimdi alabiliriz harf. Bu öz Türkçe bir kelime. Harf alayım. Aldık. Buna göre. Sesli harf koyun bir tane. Herhangi birinin sesli harf yerleşti. İmdi, imdi. Ya? İmdi. İmdi, doğru cevap. Efendim, beş harflilerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Gelsin, buyursun. Geviş getirenlerden boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Harf alayım. Tamam, buyurun, harf verelim. Geviş getiren bildiğiniz bir hayvan söyleyin. Deve. Daha bize yakın. Basit düşünün. Daha basit. Burada mesela. Harf alayım. Harf alarak düşünmeye devam etmek istiyorum. Bir ı. Hakaret olarak da kullanırız. Kaldı. Harf alayım. Harf aldık. Yumuşak G. Aa. Başına bir sessiz harf koyun efendim. Sığır. Ne? Hanımefendi, hayvanın genel adı o. Ben üstüme alınmıyorum. Söyleyebilirsiniz. Söylesenize. Sığır. Sığır, doğru cevap. Ben söyledim de siz beğenmediniz diye. Yok, söylediniz. Bastıktan sonra bir kere daha reji duydu mu duymadı mı belli olmuyor. Onlar çünkü açmıyorlar. Yoksa o yüzden tekrar ettim. Şey gibi oldu. Söylesenize bir daha onu. Ha, hadi bakayım diye. Efendim, bir harfiniz kaldı alabilecek. Peki. Peki. Arkadaşlar bitirdi beni herhalde. Arkadaş, kimse sizi bitiremez şu an, onu söyleyeyim. O bir harfi almadığınız sürece sizi kimse bitiremez. Ama aldıktan almadım. Sonra... O zaman bitti. Olaylar karıştı. Ben alacağım yani. Efendim, beş harfli bir başka kelimemizin sorusu geliyor. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Fransızca kökenli bir kelimeymiş. Buyursunlar, soruyu görelim. Sıkıştırılmış bitki tellerinden yapılmış mukavva ya da tahta. Tekneler yapılır bunlardan. Fiber. Fiber, doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Birleşik bir sözcük istiyoruz sizden. Bakalım nasıl sorduk. Geçimsizlik, kavga, tartışma anlamına gelen sözcük. Genelde çok yakın arkadaşlar ya da eşler arasında ikileme gibi düşünün. İki kelime miydi? İki kelime. Tek kelime ama yani böyle iki kelime gibi. Kapışma yok. Yok. Şey gibi. Aa, nokta nokta çıkarmayın. Nokta nokta eksik olmuyor ya bu evde. Olay. Ne kötü oyunculuklar. Bir beni görün şu an. Hey gitti. Harf alayım. Harf veriyoruz. H. Kötü.
Mesela köpekler böyle çok sinirlendiklerinde, sinirlendirildiklerinde bir ses çıkarır. Hırlama. Ha. Hırlama. Hırlama. İşte ikileme gibi düşünün. O iyi başladınız. Tövbe estağfurullah. Gök ne yapar efendim? Gürler. Tamam. Hırgür. Hırgür doğru cevap. Kaç saniye arttırmamız gerekiyor? 28 saniye arttırmamız gerekiyor Elif Hanım. Yani bu da demek oluyor ki sizin zaten kaldı. Kaç? 48 saniyeniz. Tamam. Artık eğlenebildiğimiz kadar. Aynen. Gönderin. Evet öylesi olacak gibi görünüyor. Bakalım. Efendim yine 6 harfli Fransızca kökenli ve fizikten bir soru geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Isının üretilmesini, iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı. Santraller var biliyorsunuz. Elektrik santrali söyleyin bir tane. Bir şey santral. Nükleer santral değil de. Harf alayım. Harf verelim. R. Harf alayım. Harf aldık. Heh. Bir tane sesli harf koyun araya. Tir, ter, tür. Yok. Termik. Termik doğru cevap. 7 harflilerdeyiz Elif Hanım. Fransızca kökenli insan anatomisinden gelen bir soru var şu an. Bakalım. İnce bağırsaklı kalın bağırsağın birleşme yerindeki kör bağırsağın son bölümü. Appendisit. Evet. Ne? Evet. Appendist. Ne? Appendist. Son harfi söylemeyin. Appendis. Evet. Appendis doğru cevap. Aspendos falan diyordum neredeyse. Yani tekrarlarken benim de ağzım yamuldu sevgili yamuk ağız severler. 2900 puanınız var Elif Hanım. Harika bir puan. Vallahi puan çok iyi. Ve sürede yangın yeri 23 saniye. Allah, ama rahatız. Son soruyu görmeye çalışıyoruz gibi bir şey dersek artık basacağız edeceğiz falan filan. Tamam. Ben de size yardım edeceğim merak etmeyin. Bundan sonra her şey serbest. Harf marf alabilirsiniz istediğiniz kadar. Efendim Arapça kökenli bir zarf soracağım şimdi. 7 harfli yine gelsin soru. Hastalık, sakatlık sebebiyle anlamında kullanılan zarf. Emekli olunur ya. Malulen. Malulen doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Zaman olarak birbirine yakın olmayan anlamına gelen sıfat. Zaman olarak birbirine yakın. Harf alabilirsiniz. Aldık bir tane. R. Ay süre gidiyor. Harf alayım. Aldık o ara bir tane daha aldık. K. Harf alayım. Alabiliyor muyum? Alamıyor muyum? Artık geçmiş olsun. Zaman olarak birbirine yakın olmayan anlamına gelen sıfat. Yani... Sık görüşmüyoruz. Ara. Evet. Ara. Tek kelime o. Nokta nokta oruç diyeti diye bir şey çıkardılar. O konularla pek aram yok. Tamam. Keşke olsaydı. Yılın son ayı nedir? Aralık. Heh. Yapım eki koyun. Aralıklı olacaktı Elif Hanım. Üzgün alkış. Son 4 saniyemiz ve 8 harfli bir başka kelimemiz geliyor. Kısmen edebiyattan. Bence bunu bileceğiz. Yalnız ben okurken basıp durdurabilirsiniz. 4 saniye bizi mahveder çünkü. Gelsin efendim soru. Bir araştırmada veya incelemede yararlanılan çalışmaları gösteren liste. Bibliografi. Hani böyle bir şey, o araştırmanın, incelemenin
yapıldığında yararlanılan şeyleri gösterdikleri böyle işaret olur. Altta yazar nereden olduğu. En arkada da bütün o yararlanılan şeyler. Kaynakça. Kaynakça doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. 2 kelime bir cevaba ihtiyacımız var ve mastarla bitiyor. Allah esirgesin bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Sinir sisteminin hasar görüp hareket kabiliyetinin kaybolması durumu. Felç. 2 kelime. Felç kalmak, felç o. Felç evet. Kalma. Kalmak. Değil. Felç olmak. Olmak, felç olmak doğru cevap. Elif Hanım, gerçekten süremiz yetse aslında bir 7600, 8000 falan oraları görecek gibiydik. Ama öyle gelişmedi olaylar. Ama ben çok eğlendim. Vallahi ben de çok eğlendim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz Elif Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Kısmet İnşallah için. Belki yine başvurursunuz bir ara falan. Olabilir. Hanımlar, beyler, Elif Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimizi yanımıza alıyoruz. Hanımlar, beyler, gün birincimiz Selçuk Bey'le beraberiz. Tekrar tebrikler. Teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz Selçuk Bey? Yani aklımdan geçiyordu. Çünkü evet. Bu rakamlara ulaşmıştım daha önce defalarca. Ama bazen çok düşük rakamlarda kaldım da oluyordu. Evet. Ama bugün... Bugün gayet iyi bir gününüzdeydik evet. Diyebiliriz. Evet. Harika 4 yarışmacımız daha vardı. Onları da bir alkışlayalım lütfen. Selçuk Bey, biz beraber hafta finaline gideceğiz ama bir de kitap armağanımız olacak. Diğer yarışmacılarımıza da var kitap armağanlarımız. Vedalaştıktan sonra onları da teslim edeceğiz. Biz Selçuk Bey'le hafta finaline gidiyoruz ama biliyorsunuz her akşam buradayız. Muhakkak bekliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar.